Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. 3 fıstık ve kenarlarında yaprak var modelimizin arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bir model. Yemenimize de uygun olsun diye beyaz ve mor kullanacağız arkadaşlar. Çek marka yemenimizde. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ara suyumuz kirpikli trabzanlardan oluşuyor. İki mesafe arasına, iki motif mesafesine 10 tane bu şekilde kirpikli trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar yuvamızı yaparak başlıyoruz. Yuvadan sonra nasıl olsa ara suyunu göstereceğim. Ve bir tane zincir çektim bir defa doladım hemen tığ battıya girip 2 2 aldım buraya bir tık boş bir trabzan yaptım bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battıya yine 2 2 alarak bir trabzan yaptım ikinci trabzanımın içine 4 zincirimi çekip bu şekilde buraya bir kirpik yapıyorum tekrar bir zincir çekerek boş bir trabzan yapıyorum bu şekilde 5 zincir 5 zincirimle döndüm bu yaptığım bu ilk boş trabzanımın tepesine kapattım bu 5 zincirimi bir zincirle dönüyorum düz yüzüne yuvanın içine sık iğne ile girdim 3 zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doladım ve yine yuvaya girip 2 2 2 olarak alıp buraya bir tane trabzan yap 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi trabzan arama kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. 3 zincirimi yuvada bu şekilde kapatıp buraya bir tane dal yaptım arkadaşlar. Buradan bundan aynı şekilde 3 tane yapacağım. 3 zincir 2 defa doladım. 2, 2, 2. 3 seferde yine bir trabzan yaptım. Bu sefer 7 tane arkadaşlar zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım yuvaya bu şekilde. Biraz kenardakilerden büyük yapıyorum. Şu arkadaşlar fıstığım için bu şekilde. Tekrar 3 zincir çektim. 3 zincirimi kapattım buraya. 1 2 3 zincir. 2 defa doladım. 2 2 2 olarak aldım bu şekilde. Tekrar buraya aynı ilkinde yaptığım gibi 6 tane zincir çekiyorum. Yuva yapıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimle yine ana yuvaya 5 zincirli yuvaya girdim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. 3 tane buraya bir yuva yaptık. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum aşağı kaymasın diye. Şöyle ilk başta yaptığımız gibi Yine dibine trabzanımın arasına bu şekilde bir sık iğne daha yaptım. Araya bir zincir bir defa doladım. 2 2. Göstereceğim dediğim ipim bu arkadaşlar. Trabzan yapıp üzerine 4 zincir kapattım. Bir zincir bir defa doladım ve buradaki yandaki tığ battıya bir trabzanla geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir kapattım. 1 zincir bir defa doladım. 2 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum. 1 zincir çektim, bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar ara suyunu ben 10 tane verdim siz 12 de verebilirsiniz ne kadar vermek istiyorsanız Benimki örnek amaçlı Şimdi bu yapraklı fıstıklarımızın yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ilk yaptığımız bu altı zincirli yuvamızın içine sık iğne ile girip ipimizi bu şekilde buraya monte ettik 2 zincir çekerek Bir defa doladım 2 2 aldım Şimdi yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar Bir defa doluyorum 1 2 2 3. trabzan. 2 defa doladım. Yine yuvaya girip 1 2 2 2 4 seferde. Yavaş yavaş uzatıyoruz. Yine 2 defa doladım arkadaşlar. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Şimdi bu son yaptığım trabzanımın tepesine 4 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 4 zincir kapatıyorum. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Yaptığım trabzanımı içine 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımı yaptım. 7. Pardon sık iğne yaptım arkadaşlar. 7. sık iğnemi de bu şekilde bu altı zincirli yeşil yuvada yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Böyle geçiş köprüsü olarak. Ve bu 8 zincirli yeşil yuvaya geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde geçtik yuvamıza. Şimdi buraya fıstık yapacağız. Fıstık için 8 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Zincirimi çektim. Ve şöyle dipten fazla gitmesin diye ilkini arkadaşlar böyle ortasından alır kaydırırsanız rahat edersiniz. 3 4 5 6 7 8. Şu şekilde zincirin altından girip bir zincir çekip ipimi çekiyorum. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ve 18. 18 tane arkadaşlar buraya ilmek topladım. Hepsini birden bu şekilde çektim ilmeklerimin burada bir kapatma yapalım arkadaşlar bu şekilde şimdi de buraya yeşil fıstığımızın içine kapatalım bir tanesini yaptık arkadaşlar buraya aynı şekilde 3 tane fıstık yapacağız ikinci fıstığımız için yine 8 zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 7 ve 8 8 zincirimi çektim bu şekilde. Yine çok dipten değil de ilkini şöyle ortadan alırsak rahat bir şekilde almış oluruz arkadaşlar. İlk ilmi aldıktan sonra gerisini zaten rahat bir şekilde alınıyor. 1 2 3 4 5 şöyle 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Evet, yine ilmekleri topladık arkadaşlar. Bu şekilde hepsini bir bakın, hepsini bir çekip tığımdan hepsini bir kapattım buraya bu şekilde ve bunu yine yeşil yuvaya bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar şöyle görmeniz için düzleyip aynı şekilde yine 8 zincir 8 zincirimi çektim 8 zincirimi hemen parmağıma yatırıyorum buradan zincirin altından girip bir tane alıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi arkadaşlar alım işlemine 18 olana kadar devam ediyoruz. 13 <laughs> bir tane daha alalım 18 Evet 18 tanesini de aldık arkadaşlar 18'ini birden bu şekilde çekip aldım sonra bunu burada kapattım ve bu yeşil yuvaya yine bu şekilde üçüncü fıstığım olarak kapatıyorum 1 2 3 zincir Evet şöyle yaptığımız fıstıklara bakalım arkadaşlar çok da güzel fıstık yaptık. Şimdi 3 zincirimle bu yeşil yuvaya geçiyorum. Aynı burada yaptığımız yaprağın aynısını buraya da yapıyorum. 2 zincir, 1 defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. 1 defa doladım. 1, 2, 2 3. trabzanım. 4. trabzanım için 1, 2, 2, 2 4 seferde. Şöyle biraz uzun olmasını istiyorum arkadaşlar. Ve yine 2 defa dolayıp buraya 4 seferde bir trabzan yaptım. 4 zincirimle son yaptığım trabzanımın arasına girip kirpik olarak kapattım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve altı. 7. sık iğnemde yeşil yuvada bu şekilde arkadaşlar yaprağı bitirdim bir zincir çekiyorum ipimi koparıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve çok tatlı oldular böyle yapraklarla aynı renkte fıstıklar ağaçta açmış çok hoş oldular gerçekten yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar